Milli takımımızın Fransa ile oynayacağı maç öncesi Paris'teyiz. Eiffel Kulesi önündeyiz. Burada gurbetçilerimiz var, taraftarlarımız var. Duygularını alacağız, maçla ilgili düşünceni alacağız. Evet, nereden geliyorsunuz? Merhaba, ben İngiltere'den geliyoruz biz. Peki ne olur maç, Fransa maçı, önemli maç? Önemli maç. Aslında evimizde yendik ama benim kalbim beraberliğe yeterli yani. Yeter mi beraberlik? Beraberlik bize burada yeterli. Sen neler söylemek istersin? Türkiye alır bence, kazanırız. İnşallah 2-1 ya da 1-0 alırız. Fransa'yı evde yendiğimiz gibi burada da yeneriz. Türkiye'ye gösteririz işte gücümüzü. Abi gerçekten bu maçı da alırsak yani büyük avantaj sağlarız. Ve inşallah da gideceğiz, yeneceğiz. Burada da yeneceğiz. Gönlümden 2-1 geçiyor inşallah. İnşallah. Bakalım inşallah alırız bu maçı. Ve evet, biz de İngiltere'den geliyoruz. İşte zaten ben burada 11 sene yaşadım. Aha. Buraların yabancısı değilim. İnşallah da alacağız. İnşallah milli takım kazanır. Beraberlik de yeter. Peki Fransa'da yaşayan Türkler olarak bu öyle bir gergin bir atmosferdeki maç ne ifade ediyor siz burada yaşadığınız için? Yok ya, öyle bir şey yok. Sadece medyalar abartıyor bence. Öyle bir şey var yani. Yoksa insanlar futbola konsantre ya genellikle. Teşekkür ederim. Abi aç, korumayı aç. İnşallah bu maçı kazanırız. İnşallah da aynı Türkiye'deki gibi 2-0 ya da 3-0 olsun. Yeter ki kazanalım. Biz 600 km yaptık buraya gelmek için. İnşallah statta Türklerin çoğunlukla olmasını isteriz. Yani bir 20 bin 30 bin bekliyoruz yani. Sen ne söylemek istersin? Ya fazla konuşmaya gerek yok. Bu maçı yağlayacağız benim için. Başka çare yok yani. Almamız lazım. Yani beraberlik de etse bile biz kazanmayı sevdiğimiz için kazanacağız inşallah. Abi şimdi...